De. Abi yangıcı taraflar konuşacağız. Derin çektim ya. Biraz derin çektim. Ya haklı olduğu noktalar var tabii ki ama ya bu kadar ağır eleştiriyi kesinlikle hak Okan etmiyor. Okan istifa. Ya Torreira nerede kardeşi? Torreira konusunda aslında mevzu çok ciddi anlamda Hull City'ye, Acun Ilıcalı'ya ve Allah yara bağlanmaya başladı. Haksız da değiller. Şimdi bunu çok fazla konuya girip başka taraflara çekmek istemiyorum. Ancak hazırlık maçlarında tabii ki de bu oyuncular kullanılacak ama risk olmayacak bir noktada kullanılması lazım. Ben de kesinlikle bu konuyu çok eleştirdim. Torreira bildiğim kadarıyla Trabzonspor maçında oynayacak şeklinde yorumlandı. Olimpiya Lübiyana maçında da beklemiyorum Torreira'yı. Belki bir 10 dakika, son 10 dakika falan değerlendirilebilir ama mücadele olabilecek bir maçta Torreira oynamayacak yani. Bu şu anda kesin. Ama Trabzon maçında ilk 11'e çıkacak diye bekliyorum. Skora en çok sevilen Okan Hoca'dır. Aha. Çünkü mağlubiyetten kurtardı kendini. Zannetmiyorum. Yani öyle bir şeyi zannetmiyorum. Yani şimdi Okan Hoca bazı oyuncuların üzerinde Şimdi dünkü eleştirilere biraz bakıyoruz. Bazı oyuncular üzerinde işte çok ciddi takıntıları var falan filan. Yani Okan Hoca kesinlikle takıntılı bir hoca değil. Bakın biz Dünyanın en elit hocalarından bir tanesi Roberto Mancini'yi getirdik Galatasaray'ın başına. Yani onda bile bir Ceyhun Gürselen fantezisi vardı. Biz o sene belki şampiyonluğu bu tarz inatlar yüzünden verdik ama o Hoca öyle bir hoca değil. Geçen seneye bakın. Yani ideal kadro ortaya çıktıktan sonra o Hoca o kadroyu hiç bozmadı. Fırtına gibi. Hani bir efsane Detroit Pistons kadrosu vardı hatırlar mısın? 2003 yılı mıydı? İşte Ben Wallace, Rashid Wallace, işte Richard Hamilton, e, Chance laps hani bir şeyi vardı, kadrosu vardı. Aynen Detroit'in kadrosuna döndü yani bizim geçen sene kadro. Hiç değiştirmek de, de. All Star'da 5 oyuncunun da aynı takımda. 5 oyuncunun aynı takımda olması. Yani e, Galatasaray'ın da geçen senenin en iyi ilk 11'i açıklanıyor. Yani bir sol beke Ferdi'yi koyuyorlar. Bir ileride Abu Bakar'ın şey Icardi'nin yanına Abu Bakar'ı koyuyorlar. İşte bir Getson belki kadroya giriyor ya yani onun dışında bütün kadro neredeyse Galatasaray'dı geçen sene. Herkes neredeyse bulunduğu pozisyon en iyisiydi. Okan Hoca'nın buna sevinmesi gibi bir şey olamaz. Bir kere Okan Hoca bu konuda ısrar etse inanılmaz derecede maçları takip eden oğlu var. Ali Yiğit Yani o der ya baba ne yapıyorsun? Okuldaki arkadaşlar bile beni artık eleştiriyor noktasına getirir yani babasını. O yüzden ben bu eleştiriye de kesinlikle katılmıyorum. Kerem Demirbay topçu mopçu değil. Barka'nın kötüsüyle Sergio'nun kötüsü birleşmiş tek adamdı. Abi kesinlikle toplanmış. katılmıyorum. Yani Kerem Demirbay, ya yani bu oyuncuları tabi YouTube'a bazı videolar konulur. İşte bir oyuncu transfer edeceğiniz zaman dersin ki wow ne oyuncu almışız. Abi sonra sahaya çıkar. Ya yani bir insanın bir ortama alışması o kadar kolay değil. Bir oyuna alışması o kadar kolay değil. Yani biraz önce Detroit Pistons örneğini verdik size. Yani şu anda o Detroit Pistons seviyesine gelebilmesi için bu oyuncuların oynaması lazım. Yani orta sahada zenginlik çok önemli. Kerem Demirbay optimum bir oyuncu. Sorumluluk almaktan kaçacak bir oyuncu değil. Bu maç özelinde eleştirilmesini çok iyi anlıyorum. Çünkü evet çok basit oynadı kendisi. Ama topçu mopçu değil noktasına getirecek bir oyun oynamadı. Takım yazın hiç hazırlanmamış. Muhtemelen Süper Lig'in en kötü hazırlanan takımıyız. Bu birazcık bizim dinamiklerimize bağlı bir şey. Bakın önceki yayında da söyledim. Biz sezona hiçbir zaman mükemmel başlayıp mükemmel bitirmiyoruz. Mükemmel başladığımız sezonlardan bir tanesini hatırlayalım. 2009-2010 sezonuydu. Yanlış hatırlamıyorsam o sezon muydu? Bu mor formayla çıktığımız sezon. Abi lige bir başladı. Bir hazırlık maçları oynuyoruz. Bir lig maçları oynuyoruz. 3 gol ortalamasıyla ligin 8. haftasına kadar geldik. Abdülkader Keita'lar kanattan fırtına gibi gidiyor. Abelinon da ön plana çıkıyor. inanılmaz goller atıyor. E yanında Baroş, Kivil, Arda. Yani Mustafa Sarp, Barış Özbek ikilisine bile Galatasaray tarihinin en iyi orta saha ikilisi olarak yorumladığımız bir sezondan bahsediyorum. Adamlar gol atıyor ya. Mustafa Sarp falan Avrupa'da falan gol atmıştı yani öyle bir şeyler hatırlıyorum. İşte Panetinaikos'u kendi evinde 3 golle geçtik. Öyle oldu böyle oldu. Ne oldu abi sonrasında? Ankara gücünden Ankara'da 3 tane yedik. ondan sonra zaten takım yavaş yavaş dağılmaya başladı. En başında, sezonun en başında fırtına gibi başladık. Bu sezon Gaz na malum 3 gol ortalamasıyla sezonu bitireceğiz. Sezonu kaçıncı sırada bitirdik o sene ya? Şu an hatırlamıyorum. Ama iyi noktalara gelmemiştik. Sonunda Ray Kart'ı göndermiştik. Yani bizim dinamiklerimizde yazın mükemmel bir Galatasaray görmek diye bir şey yok arkadaşlar. Yani bunu aklınızdan çıkartın kesinlikle. Oyuncuların kafası Şampiyonlar Ligi'nde ligi önemsememişler. Bu maça resmen Umursamamışlar. Nasıl vallahi vallahi yediniz? benim kafam da şampiyonlar liginde. <laughs> ne yalan söyleyeyim ama o kadar olduğunu düşünmüyorum. Yani sezon başlarında özellikle transfer dönemleri açıkken futbolcularda illaki bir kafa karışıklığı olabilir. Ama o kadar kötü bir durumda olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Siz Florya'da antrenman yapmıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? O kadar gündür bütün yazı <laughs> boş mu geçirdiniz? <laughs> Yok yani bir hazırlık sürecimiz oldu ancak asıl yani bizim sahanın yıldızları diyebileceğimiz oyuncularımız çok geç katıldı. Icardi çok geç katıldı, daha yeni katıldı. Kerem Demirbay daha yeni katıldı. Wilfred Zaha daha yeni katıldı. Tete zaten henüz yok. Transferi henüz kapatmadık. Bundan sonrasında yıldız diyebileceğimiz oyuncuları alma ihtimalimiz var. Ve onlar da ilk çıktığı zaman ya bunun yerine Berkan'ı oynat daha iyi falan diyeceğimiz yerler de olacak. Takımı kanat doldurdunuz, orta saha yok. <laughs> Alınan kanat oyuncularımıza baktığınız zaman aslında hani sağ açık, sol açıktan daha çok sağ forvet, sol forvet konumundaki oyuncular. Yani Kerem de öyle, Zaha da öyle, Tete de öyle, Barış Alper Yılmaz da öyle. Bizim hücum formasyonumuz belli ve bu yüzden bu kanat oyuncularına ihtiyacımız vardı. Kanatlarda ve hücumda alternatiflere ihtiyacımız var kesinlikle. E kimi aldık? Kerem Demirbay'ı aldık. Yani nokta transfer demeyeyim ama yapılması gereken transferlerden bir tanesiydi. Yedek kulübesinde beklenen Torreira'mız var. Şimdi bir yıldız daha alacaksın Torreira gibi. E daha sonra işte Torreira'nın yanındaki kimi kesecek? Yani bu noktalara gelecek. Bence bir 8, bir 10 transferiyle kapatırsak transfer sezonunu bence iyi bir noktaya geleceğiz diye düşünüyorum. Yani iki transfere daha ihtiyacımız var. Okan Buruk'un sahayla ilişkisi çok kötü. Sahaydan haberi yok. Ne oynandığından haberi yok. Kesinlikle katılmıyorum. Yani Okan Buruk sadece maç zamanlarında değil, maç dışında da sosyal hayatında da bu oyuncularla birlikte görüşen eden ki yaşı da daha genç. Sahaya da elinden geldiğince müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada yani rakip takım taraftarlarının da böyle Okan Hoca ile alakalı çok fazla tweetini gördüm. İşte neymiş hakeme işte terbiyesi gibi. Benim gördüm hakeme bir tek kolundaki saati gösterdi. Hocam çok erken bitirdin diye. Onun dışında da gitti sahaya girdi diyorlar. Ya gitti hakemleri elini sıktı. Yani ne tepki verilecek? Yani o konucuyu cezalandırılacak ne var burada? Yani maç sahada oynanırken Rakip takım hocası gibi sahaya mı girdi ya da gitti rakip takım kulübesiyle mi uğraştı küfür mü etti yapmadı böyle bir şey ya bunları geçen sene çok yaşadık çünkü hakikaten piyasada çok fazla boş adam var bu ülkede en kolay şey biliyorsunuz futbolla alakalı konuşmak yani kendimizi bir tarafa bırakalım tabii ki de. Bu tarz şeyler olacak. Büyük bir takımın hocalığını yapıyorsanız bunları da kaldırabilecek güçlü olmanız lazım. Birazcık sopaya dayanıklı olmanız lazım. Yani sadece böyle Galatasaray'ın üzerinden gidip böyle kendini ücretmeye çalışan kişiler falan var ama yani boş adamlıktan başka bir şey değil yani. Okan Buruk dün kendine yakışmayacak, Galatasaray'a yakışmayacak, futbolu yakışmayacak bir hareketi olmadı kesinlikle. Kadro mühendisliği çok yanlış bu kadar oyuncuyu nasıl idare edecek? Allah geçen sene en çok kontrol edemeyeceğim dediği kişi Icardi deniliyordu. Yani Ankara ucu maçından sonra bir baktık Icardi Okan Hoca'yı omuzlara almış gezdiriyor. Yani böyle bir şey bekliyor muydunuz öncesinde? Size beklemiyordu. Yani kadro mühendisliği derken nerenin mühendisliği? i̇lk yani 11'i mi yanlış çıkartıyor? Ya da sağdaki oyuncuya sözünü mü geçiremiyor? Sağdaki oyuncu ile anlaşamıyor mu? Sağdaki oyuncu ile kavga mı ediyor? Yok böyle bir şey. Gayet de kadroyu idare ediyor. Ve yani modern futbolda bazı şeyleri görmezden gelmeniz gerekiyor tabii ki de. Bu oyuncunun özel hayatı olur, oyuncunun antrenmana geç gelmesi olur. Tabii ki de disiplini bozacak şekilde değil ama bazı şeyleri görmezden gelip bazı oyuncuları daha kontrollü bir şekilde tutmasını sağlayacak yöntem belki odur. Çünkü Okan Hoca gerçekten sosyal zekası üstün bir hoca. Okan Hoca'nın e, bir geçmişi de var. İşte diyorlar ki Türk hocalara çok fazla yabancı yıldız oyuncuları şey yapmıyor. Abi, Okan Hoca'nın bir inter geçmişi var ya. Zamanında Avrupa'nın en önde gelen e, oyuncularından bir tanesiydi. Yani Hatırlayın bu zamanları. E, bana soracak olursanız kandıra mühendisliği, sahiye etkisi, e, takımla alakalı düşüncesi bence gayet yeterli seviyede. Bu eleştirilir, e, katıldığım noktaları olabilir ama genel anlamda katılmıyorum bu söze. Berabere kaldık, o konunca gitsin röportaj versin sağ sola. <laughs> yani... E, Evet, yangıncı taraftarlarla alakalı biraz açtığımız kısmı da sonuna geldik. Ee, ya eleştiri olacak ancak henüz eleştirinin dozunu iyi ayarlamamız gereken noktalardayız. Yani tabii ki bir oyuncu oynamamak için kendini direttiğinde ondan olmadığı zaman en büyük yanmığını yapan kişilerden biri benim. Ama e, birazcık daha eleştirinin dozunu iyi ayarlayalım yangıcı taraftar kısmını da izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Buradan bir kez daha belirtelim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, olumlu olumsuz eleştirilerinizi, benim video söylemeyi unuttuğum yerleri siz yorumlarla birazcık daha zenginleştirebilirsiniz. Teşekkür ederiz.